Şimdi bir de başka şekilde, biraz önceki makinede sadece masura vardı. Bunda hem mekik hem masura var makinenin modelinde. Bunda ip takmayı göstermek istiyorum. Tabii ki önce sarmayı göstereceğim. İp sarmasını. Şu şekilde şöyle masuramı şöyle böyle birkaç kez dolayacağım. Böyle. Ve yine ittiriyorum bu şekilde. Şimdi şu şekilde iplikler var. Bunları keseyim. Kenarda kalan ipliği aldım. Şimdi masurayı mekiğin içine yerleştirirken, eğer makinenize mekik ve masura alacaksanız lütfen şu ayrımı unutmayın. Şimdi el tipi bir makine ve yarım devirli makine. Mekiği bu şekilde, yani kancası var burada. Bu mekik tam devirli bir makine, yani sanayi mekiğine. Sanayi mekiği, sanayi makinesine ait. O yüzden ev tipi makinesinde bu şekilde kullanıyoruz. Sanayi tipi makinede bu şekilde mekik kullanıyoruz. İkisinin arasındaki fark bu. Şimdi ipimi sardım. İpimi sardıktan sonra bu şekilde masurayı yerleştiriyorum arkadaşlar. Ve şuradaki böyle bir açıklık var. Oradan ipimi gergin tutuyorum. İlk önce geçiriyorum. Sonra aşağıdan yukarı doğru geçiriyorum ve masuramın düzgün geldiğinden, rahat geldiğinden emin oluyorum. Sonra masuramı yerleştirirken buradaki kanca şeklindeki yerin, bakın şuraya gelecek. O kanca bakın buraya gelecek ve ben bastırdığımda bu sesi duyacağım. Tık sesini duyacağım. Bir daha yapıyorum. Bakın masurayı çıkartırken de bunu böyle yavaşça çekiyorum. Çok fazla ayırmayacağım. Çünkü mekiğim bozulabilir. Tekrar şöyle göstereyim. Bakın böyle geldim. İpim rahat geliyor. Şu şekilde şöyle masuramı, sesini tam duyamadım. Sanırım mekiğim bozuldu. Tamam, taktım. Şimdi kapağını kapatıyorum ve ip takmasına geliyorum. Yine şu şekilde 1, 2, 3, ve şurada bir yer var. Şurada. Sonra iğneyi takıyorum. İğne önden arkaya doğru takılıyor ve bir kez çeviriyorum. Alttaki ipim yukarı çıkınca makinem dikmeye hazır duruma geliyor.